Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nereden buldun o çiçeği? Nereden bulacağım anne, aldım. Ne çiçeğiymiş ya? Ay. Sen bana çiçek mi aldın? Al şunları, suya koy Nazmi'ye büzüşmesin. Ay anne vallahi, bak tüylerim diken diken heyecandan. Öyle kaba görünür ama pek bir incedir benim oğlu. He, biz göremedik inceliğini. Bak yeni evlenmiştik, saçımı böyle arkadan topladı. Boynumdan bir kere öptü, şekerim dedi, o kadar. Nazmiye nasıl laflar bunlar ya? Tamam be, yabancım var. Dur ben şunları vazoya koyayım. Ne yapıyorsun güzel kızım? Boya yapıyorum baba. Beraber boyayalım mı? Boyayalım. Nasıl yapıyoruz şimdi? Bunları sürtüyorsun önce böyle. Bununla mı yapayım ben de? Evet. Öğlen nereye gittin sen? Nereye gitmişim? Gitmedim bir yere. Pazar parası almak için yanına uğradık. Buse'yle de yoktun hayatım. Öyle 5 dakika çıkmışımdır. Oluyor mu böyle? Senin bu gözün geçmedi ha. Geçer geçer, bir şey yok. Güzel, en azından evde sakladığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki evine gireceğiz. Yok artık Kerem, saçmalama, o kadar uzun boylu değil yani. Bak şimdi beni bir dinle. Dinlemiyorum ya. Neyini dinleyeceğim ben seni? Bunun dinlenecek bir şeysi mi var? Şimdi bizimkilere gidiyoruz. Bizimkilerin yanında ne yalan söyleyeceğiz, ne için kavga edeceğiz onu düşünelim bence. Onun kararını verelim. Bence hiç düşünmeyelim. Sayende devamlı kavga ediyoruz zaten. Senin şu mesajlaşmalarınla ilgili bir kavga etsek olur mu? Bence olur. Yani ne var? Mesajlaşmak yasak mı? Yok, yasak değil de. İşte gelen bu mesajlar senin kaşkol ördüğün arkadaşlardan birindense bence gayet uygun. Arkadaşlardan. Laflara bak, arkadaşlardan ne demek ya? Gören de ardımda 20-30 kişi bıraktım zanneder. Ben ne 20'ler 30'lar bıraktım arkamda ama biri bile sorun çıkarmadı. Sendeki sadece 2 manyakla habire uğraşıyoruz. Ben temiz ayrılırım kızım. Yani gördük senin temiz ayrılmanı. Eski sevgililerinden biri atölyeyi bastı, diğeri şirketi karıştırdı. Yani Ceyda'nın hali zaten ortada. Olur öyle arada minik iş kazaları. Ha, minik, tabii tabii minik iş kazaları. Aa buldum. Sen eski sevgililerinden biriyle telefonda konuşmuşsun, bunu ben yakalamışım. Seninle küsmüşüz, benim de barışmaya niyetim yok. Sen de o yüzden beni alıyorsun, annemlerin evine götürüyorsun. Ondan sonra da çıkıp gidiyorsun. Nasıl fikir? Güzel, olur. Ama biraz usturuplu davranalım. Malum Rıza abinin bölgesindeyiz. Ben de tek parça çıkayım oradan, olur mu? Ya bilmiyorum, bakacağız artık. Hey Allah'ım ya. Nerede kalmıştık? Çok yakışmış ama şimdi bir toplantıya girmem lazım. Cevap veremezsem alınma. Alınmam ya, alınır mıyım hiç ya? Ay maşallah, maşallah Kadir. Kumrular gibi yazışıyorlar. Ya normalde bizimkisi tutuk ya. Belki de bu kız iyi geldi bizim çocuğa. Ha ne dersin? Ay, inşallah, inşallah. Sanki bu resim bitti gibi. Bilmem. Alırız sonra. Çocuğumun rızkını hangi çırpıntılara yedirdin sen? Nazmiye ne diyorsun sen? Sen beni saf mı sandın? Neredeydin onu söyle. Kızım ne diyorsun? Anne dur karışma.
Lan 40 yılın başı bir düzgün eve geleyim dedim. Ne soruyorsun sen? Ben öncesini soruyorum, öncesini. Öncesinde neredeydin? Nazmiye, delendin mi sen kızım? Bak ne güzel kocan sana çiçek almış gelmiş vakitlice ev. Niye aldı bana o çiçeği? Niye aldı? Suçunu örtmek için. Vicdan azabından. Kim bilir kimin koynundaydı? Kızım sen Erkut amcanın odasına gitsene. Al bunları da. Rıza. Lan ne diyorsun oğlum sen? Ne kadını, ne koyunu, ne biçim konuşuyorsun? Ocakçı dedi. Yenge dedi, abim gitti dedi. 3 saate gelmem demişsin ona, bana 5 dakika dedin. Yalanını yakaladım işte, cevap vereceksin. Neredeydin? Bak Nazmiye. Ne? Bak, girer girmez başvururuz, tamam mı? Tamam. Sindirlen, yüzünü az. Tamam. Çocuklar bir sessiz olun, bak konu komşuya rezil olduk. Geldim. Hoş geldin. Konuşmayacaksın. Seni arasa da konuşmayacaksın. Ben sana söylüyorum, konuşmayacaksın. Bitti. Eski arkadaşım o benim. Önemsiz bir kız benim için artık. Beni ilgilendirmez. Hiç kimseyle konuşmayacaksın. Eski kırıklarınla asla. Erkek değil mi? Hepsi aynı toyu. Hepsi aynı toyu. Delirttiniz lan beni. Mehmet Çiçek alıp gelene kabardı. Sizin evde erkekleri delirtmek mi gelenek herhalde Ayşe? O beni aldattı diyorum, aldattı. Yazıklar olsun sana Rıza. Aynı sana yazıklar olsun be. Sen yengemi mi aldattın? Ha, duydun mu, yengemi aldatmış ya. Lan bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Deli doktoruna gittim, deli doktoruna. Öfke kontrol içerisi için gittim ama insan bu evde öfkelenmeden durabilir mi lan? İnsan bu evde delirmeden durabilir mi lan? Rıza. He ya Rıza. Şimdi bu saatten sonra Rıza. Ayşe sen de beni çok mahcup ettin bak ailenin önünde. Teessüf ederim. Yok yok oğlum, mahcup olma. Olur böyle aile arası böyle bir şeyler olur. Oldum artık, çok geç. Ayakkabılarımla da girmiş bulundum Ayşe'nin yüzünden. Mahcup olmak istemiyorsan eski kırıklarınla konuşmayacaksın. Konuşursan seni evden atarım. Yürü gitme, yürü git. Yürü git, terbiyesiz ayakkabıyla eve mi girilir be? Yok gitme kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?